Ne yapıyorsun oğlum? Sen oluşum ne oldu? Gel. Oğlum, yayından önce seni dolaştırdım, yayında heyecanlanma diye. Gel. Gel oğlum. Gel babaya doğru. Kodumun honilisi ya. İnanılmaz. İnanılmaz. Çocuğun toplar aldırdık ya ondan böyle. Biraz üzgün. Hayır, o kafandaki huni çıkmaz. Sonra o sikindeki yarayı ısırırsın, yersin sen. Açılır o yara. Tekrar veterinere götürürüz. Tamam mı? Ondan sonra tekrar veterinere götürürsek veterinere... Burada bir görüşülüyor. Muhabbet ediyoruz, nasıl dinliyorum? Tekrar veterinere götürürsek... Bir dakika oluşum. Tekrar veterinere götürürsek bu sefer tekrar seni çizerler, keserler. Tamam mı? Olmaz oğlum. Tamam. O kafandakini çıkaramazsın. Hayır. Hayır. Hayır, sikini de yalayamazsın. Yasak. Ama yasak. Hayır. Hayır. Hayır Asret. Maalesef. Maalesef. Ne demek Kev? Bana mı dedin? Tamam, niye? Tamam. Evet, ondan sonra... Ya sen neye kızdın? Ha? Sen niye her yayın açtığında olay çıkarıyorsun çocuk? Ha? Olan 18K'ya mı olsun? Bak burada 80 milyon beni izliyor. Bütün Türkiye ekranları başında. Sik yumurtası. Gel. Gel seveyim seni biraz. Gel. Gelmiyorsun da iyi ki uyuzlaştın taşakları aldırdık diye. Gel. Bir saniye arkadaşlar. Empati kur biraz, senin de taşaklarını alsan. Şu taşak konusunda bir konuşacağız sizinle ya. Oğlum! Bu ne şu? Bu ne şu? Ne bu? Ne yedin sen yine? Bu ne? Bu ne şu çocuk? Oh yeah. Bu ne şu benim? Bu ne şu benim? Cici. Ne oldu? Bakayım. Karaman da yok. Tamam. Gayet güzel yara. Gayet güzel oğlum. Gayet güzel. Aferin sana. Aferin bu ne şu? Aferin. Gel hadi. Gel. Masanın altına gel. Gel. Gel bana yakın olunca bağırmıyorsun. Gel. 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 Gel oruşum. Aferin. Aferin oruşum. Aferin. Aferin oruşuma. Aferin oruşuma. Ne oldu oruşum? Ne oldu oruşum benim? Canım mı sıkıldı senin? He? He? Oranı buranı kemiremiyorsun, yalayamıyorsun diye mi? He? Self blowjob yapamıyorsun diye mi? Geç şöyle. Geç masa altına. Geç. Geç. Aferin sana. Aferin sana. Ben burada arada bir okşarım seni. Arkadaşlar. Bu ara çok yorum alıyorum. Tahrin! Tahrin! Sen iyice mal alağa verdin ha. Bugün bir şey yazmış ya. Bu çok komikti. İyi ki bir köpek sahiplendin. Köpeğin özel hayatı da mı yok? Taşağını niye aldırıyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun? Orospu çocuğu yazmış birisi bugün. Arkadaşlar. Oh yeah. Öncelikle vazgeçin artık şu anasını siktiğimin bilgisiz olduğunuz konularında yorum yapmaktan vazgeçin, tamam mı? Bizim soyumuzda maalesef bizde böyle bir huy var. Tamam mı? Biz bunu yapıyoruz. Ben de yapıyorum bazen. Lanet olsun ki yapıyorum. Bilmediğiniz konularda yorum yapmayın. Anasını siktiğim yerinde. Tamam mı? Şimdi o yorumları nerede görüyorsun? Her yerde görüyorum abi. Twitter'da, Facebook'ta her yerde bu tip salak yorumlar görüyorum. Öncelikle köpeklerin fazla üremesini engellemek için zaten barınaklar full çektiği için köpeklerin kısırlaştırılması ilk olarak bu sebepten ötürü güzel bir şey. Ben de kendisine barınaktan sahiplendiğim için Alfred'i gittim bir barınaktan aldım buradaki. Bana orada dediler ki barınağa yeni geldi. O yüzden henüz kısırlaştıramadık. Oradaki bütün köpekleri kısırlaştırıyorlar. O yüzden henüz kısırlaştıramadık. 2 ay içinde kısırlaştırmak zorundasınız dediler. Zorundasınız. Ben de bu belgeyi imzalayıp Alfred'i zaten öyle aldım barınaktan. O yüzden kısırlaştırdım. Ayrıca kısırlaştırmanın ne oldu oluşum? Kanser olma riskini götürmesi durumu da var. Onun dışında çok azgın olmuyor. Gerçi Alfred'in hiçbir azgınlığını görmedim ama gidip de bir dişi köpeğe atlarsa cinsel hastalık, başka hastalıklar bulaşabilir. Hepatiti bilmem nesi var.
Efendime söyleyeyim. Bir ton faydası var yani gerçekten. Kısırlaştırma hayvanlar için aslında önemli bir şey. Hani hayatı kurtulmuş. Tek derdi sikiş mi oldu amına koyayım. İnanılmaz. Sırf 3K olsun diye abone oldum. Bakayım kaç olmuş. Onun counter'ını koymak lazım ya. Bana geldiğinde 14 kiloydu. Şu an 23 kilo. Bırak da sikişmeyi versin. İnsan değil ki yani bu böyle şey dolaşıyor ki böyle. Gideyim de iki an bulayım da çakayım bari. Böyle bir yaratık değil abi yani. Ayrıca 2-3 yıl ömrü uzuyor falan filan. Bir ton faydası var kısırlaştırmanın gerçekten. Oluşun. Tamam o zaman ben de aldırayım. Oğlum sen insansın bu köpek. Rassamaha. Ama okudum çocuğu. Sen insansın bu köpek. Bir kere yapsaydı abi bir kere. Ya sana ne? Sana ne Alfred'in taşağından? Oluşum. Yatmadan önce o kafasındaki huniyi çıkar. Şöyle bir öp. Sarıl sevgi göster. Ağlayamayacağız. Kapa şu yayını. İlgilen şu hayvanla. Bütün gün onunla ilgilendim. Zaten bu da boş bir bağış mesela. Yatmadan önce hunisini çıkaramazsın. Çünkü seninle birlikte uyumuyor sonuçta. Öyle bir olay da var. Hunisini bugün çıkardım. Oturduk. Seviştik. Okşadım saatlerce. Ama hunisini çıkarıp uykuya dalamam. Çünkü uyanıp yarasını deşebilir. Bilmem ne yapabilir.